Evet, Epesus yayınlarından bir problemle karşınızdayız. Arkadaşlar bu tam ÖSYM tarzında bir problem. Bir şirket çalışanlarına bir eğlence merkezinde birinci etkinlik olarak Adrenalin, ikinci etkinlik olan da Macera şeklinde iki farklı seçenek için bilet almak istemiş ve gelen talepler doğrultusunda bilet ayırtmıştır. Eğlence merkezine gittiklerinde çalışanlardan 11 kişi katılmak istedikleri etkinliği değiştirmiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam tutar 300 lira artmıştır. Bir nolu etkinliğin fiyatının iki nolu etkinliğin fiyatından 60 lira daha fazla olduğu bilindiğine göre ...iki nolu etkinliği bir nolu etkinlikle değiştirmek isteyen kişi sayısı kaçtır? Bence gerçekten güzel bir soru. Önce bir siz kendiniz uğraşın. Daha sonra benim çözümüne bakarsınız. Ve her şeyden önce kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin de sorularınız varsa... Kerem T ile Matematik Instagram adresinden veya Kerem Taskiran etatmail.com adresinden kaynağını da belirterek yollarsanız çok sevinirim. Şimdi iki farklı seçenek için bilet almışlar, eğlence merkezine gitmişler, 11 kişi katılmak istedikleri etkinliği değiştirmiş. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar burada 1 nolu etkinliğin fiyatı 2 nolu etkinliğin fiyatından 60 lira daha fazla. Yani şöyle söyleyelim burada x lira ise bu etkinlik şu etkinlik x artı 60 lira. 11 kişi değiştirmiş fakat burada kaç kişi değiştirmiş alttakinde kaç kişi değiştirmiş onu bilmiyoruz. Burada a kişi değiştirdiyse burada da 11 eksi a kişi etkinlik için yerini diğer tarafa doğru götürdüğünü düşünebiliriz. Şimdi bu 11 eksi a kişi diğer etkinliğe geçtiğinde 60 lira daha az verecekler. 11 eksi A çarpı şirketin buradan bir 60 lira alacağı var. Buraya eksi 60 diyelim. E, A kişi de diğer tarafa geçtiği için bunlar da 60 lira fazla verecekler. 60 A'da bir fazlalık var. Bu iki hesap yapıldığında 300 lira bizim için bir ödeme çıkıyor, fatura çıkıyor. Biz bunu bir çarpalım arkadaşlar. 660 eksi 60 A. Eksiyle çarptık. Eksi 660 artı 60 A. Artı 60A eşittir 300. 960 eşittir 120A. A'nın buradan 8 olduğunu gördük. 8 kişi ikinci etkinlikten birinci etkinliğe geçmiş. Zaten bize de onu soruyordu. Bence çok güzel bir soru. Tabi denklemini kurunca daha kolay oluyor.